3, 2, 1 kayıtta. Merhaba arkadaşlar, ben Dilan. I Am Mambo kanalına hoş geldiniz. Yanımda Uğur var. Namı değer PR'leti kız tavlama videosundan ben Dilan Yetkin. PR'leti kız tavlama videosundan Uğur'un... Hayır, Uğur'un başlığı değildi. PR'leti kız tavlama videosu değil. Oha çok şanslıyım. Kız motoruma bindi. Ezberlemiş adama bak görüyorsunuz. Evet, Uğur'un daha önceki ilk videomuzda şans eseri tanıştık aslında. Herkes kurgu falan dedi. Hala da diyen var ama... Boş verin be arkadaşlar. Kurguysa da güzelse izleyin ya. Ben güzelse izlerim şahsen. Kurgu da olsa adam güzel kurgu yapmış derim yani. Bugün Dilan yanında. Kısaca şöyle diyeyim. Daha önce motoruna bindim, bu sefer arabasındayım. Aynen. Ben hem motora hem arabaya bindiririm yani. En çok gelen soru şu. Sevgili misiniz? Sevgili miyiz? Bir ara. Gibi. Ucundan döndük. Ucundan döndük. Anlaşamadık. Kıyısından, köşesinden. Anlaşamadık arkadaşlar. Hatta biz evlendirme dairesine gittik. Sen de evlenilecek göz yok Uğur. Evet. Ama ben göz var demedim. Arkadaşlar daha önce şapkamı yürütmüştü. Kırmızı bir şapkam vardı, onu yürütmüştü. Hala şimdi gözlüğü taktı. Vereceğimi zannediyorsan yanılıyorsun. O gözlük biraz pahalı. Dilan niye video atmıyorsun? Benden sonra 1500-1600 tane abone geldi sana. Evet. Benim kanalımdan sonra. Bir motoruma bindin, 50 abonem var diyordun, ağlıyordun. 1500 abonem var şu an. Niye takipçilerine video atmıyorsun? Şimdi şöyle bir şey var. Laptopumun şarjı patladı. Maaşı alayım. Ondan sonra bir şarj alacağım. Olsun, çalışıyor. Kardeş okutuyorum. Daha kardeş ne okutuyor. Olsun. Vallahi helal olsun. Bu kıza çok saygı duyuyorum gerçekten. Maaşı da öyle çok fazla değil. Türkiye şartlarında bir maaş. Bu videodan sonra senin adından patlar. Burada temizlik yapıyorsun falan. Acıtasyon yapmıyorum. YouTuber'sın, niye burada temizlik yapıyorsun? Niye müşteriye ayakkabı servisi açıyorsun diyorlar. Arkadaşlar halen de öyle ama gerçekten. Git YouTuber'lık yap, video çek diyorlar. Ben de diyorum ki video çekerek bir anda para kazanılmıyor, anladın evet, mı? Evet doğru. Ki ben hep şunu diyorum, ben YouTube'dan para kazansam bile ben yine çalışmaya devam ederim. O işler öyle olmuyor canım. Ben devam ederim. Peki şöyle söyleyeyim sana. Video başına 5000 lira para kazanacaksın. 20 ya, tane videom var. Çok iyi çek biliyor musun? Gideceksin orada temizlik mi yapacaksın hala? Şimdi dürüst olalım bak. 2020 lira şimdi temizlik dediğin de temizlikçi anlayacaklar. He? Kim Allah, dedi? Ambulans şoförü. Evet, devam edelim. Şimdi 2020 lira şu an asgari ücretle çalışmaya devam edeceksin. Bana bunu söyle, doğru ol, dürüst ol. 5000 liradan bahsediyorsun. Video başına 5000 lira. Ayakkabıcı da çalışmayı bırakıyorum arkadaşım. Dilan bir şey söylemeyeceğim, bana doğru tutuyorsun mikrofonu ama. Ne bileyim, ben konuşacaksın falan sanıyorum. Tamam, sen şu evlilik meselesine gel. Evlilik. Uğur. Evet. Sen dedin ki ben ciddi ilişki evet, insanıyım, kızıyım. Ben ciddi ilişki istiyorum arkadaşım, öyle sevgili ol ayrıl artık, çocuk işi ya. Ben çocuk gözüyle bakıyorum. Tabii canım ya, şimdi ben hiçbir yani, genç kızın duygularıyla oynayamam. Hayatına birini alacaksan elini tutacaksın adam gibi, evleneceksin, tamam mı? Kesinlikle. Ben de o yüzden sevgili olmadım seninle. Olmadın mı? Oğlum eşiğinden döndük. Bu sevgi arada, şey. Bu arada kendi kanalımmış gibi reklamımı yapayım mı? Yap. Arkadaşlar çok güzel bir parça geliyor. Acaba rap mi, şarkı mı bilemeyeceğim. O neydi? Ne geldi? Su düştü. Ha tamam. Allah'tan gözüm uçacak bak buradan. Yaptı. Gözlüğümü alabilir miyim Dilan? Ver gözlüğümü. Acılacak ya gözlüğümü. Şapkamı yürüttü zaten. Rap de gelebilir. Acaba dur, çok fazla spoiler vermeyeyim. Söyle al bir şey, bir nakarat yap buradan, olur mu? Yapımcın, menajerin kızmıyorsa. Prodüktör. Onlar kızmıyorsa al bir şey söyle bakayım. Caner'e bir sorayım dermişim. Sor ara sor. Şu anda Mambo kanalında, evet canlı yayında ara. Ara canlı yayında. Çok küçük bir nakarat söyleyebilir miyim? Reymen'i nasıl ele al bir şey önceden söyledi ya. Sen de bu şekilde söyleyecek misin? İzin verir çünkü ben orada bir çekim yapmıştık. Ama çok kısa söyle. O çünkü, çektiğimiz... Çünkü parça çalıntıysa telif yemek istemem. Çalıntı değil. Tamam o zaman... Tamamen baştan sona bana ait. Tamam ben en fazla 15 tanesine izin verebilirim zaten. Arayacak mısın? Aramama gerek yok. Nedenini tamam, söyleyeyim. Söyle. Çünkü stüdyoda çekim yapmıştık. Benim parçayı da az bir şey çaldırmıştık. Tamam. Böyle güzelce 15 saniyelik söyler misin bize? Güzelce ama böyle sevdi bize şarkıyı.
Ya heyecanlandım. Ne heyecanlanıyorsun? Yıllar geçer mi zamanla, zamana bırakmayı öğrendim. Yavaşça kaçmaktan başka bildiğim yol yok. Yol yordan bilmeyen insanlara nefretim çok. Kendimde değilim, buna da eminim. Yeterli bence. Aa, bu kızı iş var ya. Bak bu kız beste de yapıyor. Dilan. Flex de yazıyorum, Dilan. Yapıyorum zaten. Üzerinde emeğim çok mu, hakkım çok mu? Var. Var değil mi? Var. O zaman bana bir tane I Am Mambo kanalına özel bir Mambo şarkısı yap ya bana. Yapar mısın? Ben mi söyleyeceğim? Sen söyleyeceksin. Kayıt parasını ödeyeceksen kabul ediyorum. Vallahi normalde ya şu an para konusunu konuşmayalım bence. Para hakkında fiyat verme yetkim yok, yasak yani. Tamam. Sen şarkı besteyi yap. Bakarım, ben beğenirsem veririm ya tabii de parayı. Hayır, sana değil ya, değil mi? Yapımcıya vereceğim. Sen bana vereceksin, ben ona vereceğim. Tamam. Arkadaşlar dolandıracağım galiba. Ama bir şey diyeceğim. Stüdyo giriş için ödeme yapacaksın. Ekstradan da söz yazdığım için bana da ödeme yapman gerekiyor. Bunu biliyorsun değil mi? Ben sana bedava istiyorum. Bedava. Bak ya, tamam. Kızım ben beleşçiyim. Tamam. Şaka şaka. Kimsenin hakkını yemeyiz. Hakkı neyse vereceğiz. Neden Uğur'un kamerasını, bilgisayarını kullanmıyorsun dedin. Onu da söyleyeyim. Şimdi şöyle bir şey var. Zarar vermem. Kendim alınmış gibi hani dikkatli bir şekilde kullanırım ama bir şey mi şey olur, anladın mı? Başına bir iş gelir, onun sorumluluğunu ben alamam. Evet. Ama yani ben sana teklif ettim zamanında, doğru mu? Etsen, ve kullandın da benim zamanında kameramı. Ettim, kullandım, sohbet videosunda kullandım, evet, Taksim'de. Kullandı. Zaten sen yanımdaydın. O yüzden de çok gerilmedim açıkçası. Ama dediğim gibi hani bir şey olmaz deriz ama olacağı varsa da olur. Olacağının önüne geçemeyiz. Evet. Bir şey mi şey olur Allah korusun, ben onun sorumluluğunu alamam üstüme. Evli konusuna gelirsek. Evlendirme dairesi önünden nasıl döndüğümüzü, niye döndüğümüzü anlatır mısın? O zaman da biz videoyu çekmiş miydik? Çektik ama ben onları silmişim yanlışlıkla. 2-3 parça bir şey var böyle kesik kesik falan. Onları koymayabiliriz belki. Bende birkaç tane kaydı vardı. Aa. Evet. Tamam, bulursam koyalım. Çünkü senden çekmiştik, ne olur ne olmaz diye bana atmıştın. Tamam. Bende duruyor. O zaman ben vereyim, sen bu videonun sonuna doğru. Tamam. Uğur. Efendim. O gün tamam, biz çekimi şey yapmıştık, sen de ya sildik falan diye. Evet. Tekrar deneyelim mi? Niye? Evlenelim. Evlenmeyi. Mi? Evet. Kızım sen benim başımı yakacaksın galiba. Yiyor mu? Ben... Uğur, adam gibi doğruyu söyle. Var mısın iddiaya? İddiaya var mısın? Sen benim ne kadar cesaretli bir adam olduğumu biliyor musun? Biliyorsun değil mi? Ben senin cesaretine inanmıyorum şu an. İnanmıyor musun? İnanmıyorum. Gözünü de çıkarttım, samimi konuşmak gerekirse böyle... Sen şu an beni... Ben senin samimiyetine inanmıyorum. Bak sen şu an beni resmen katakulliye getirmeye i̇ddiaya çalışıyorsun. İddiaya giriyor musun? Ay ben... Var mısın iddiaya? Bir dakika, bir şey söyleyeceğim. İddiaya giriyor tamam, musun? Tamam, bir şey söyleyeyim. Hayır, dinlemiyorum arkadaşım. Bir şey söyleyeyim. Cesaretliyim diyorsun, ben senin cesaretine inanmıyorum. Giriyor. İddiaya giriyor musun? Bir dakika. Yiyor mu? Tamam, bir şey söyleyeceğim sana. Tamam, evlenirim. Boşanacağım ben senden. Evlenemezsin. Boşanırsak ne olacak? Hiçbir bir şey. Bir gün sonra boşanacağım senden. Tamam. Kızım. Giriyor musun iddiaya? Kızım. Bir günün evli olma challenge'ı. Var mısın? Manyak mısın kızım sen? Ciddiyim, var mısın? Ben sana böyle bir şey yapamam. Bu kötülüğü sana yapamam. Sen de evlenme cesareti... Ya sen cesaretsiz bir insansın ya, anlıyor musun? Ben sana bu kötülüğü yapamam. Sen cesaretsiz bir insansın. Aramızda bir şey geçmeyecek, olmayacak zaten. Ama şu an evlendirme dairesine gidip... Dul olacaksın, dul. Dul olacaksın. Ya o eskide kaldı, anladın mı? Çağ değişti. Giriyor musun iddiaya? Var mısın? Cesaretin var mı? Kızım bu Ihlamurca Caddesi burası. Beşiktaş, tamam mı? Bu yolun sonu evlendirme dairesine gidiyor. Girelim içeri, nasıl yapılıyormuş bu işlemler soralım. Nesine? Nesini istiyorsun? Bak son dakika kavga ettim. Yok şöyle oldu, yok böyle oldu deyip de şey yaparsan iddiayı kaybedersin. Ya da iddia iptal olur. Bir tur kullanırım. Neyi, arabayı mı? Evet. Arabayı şimdi de kullanabilirsin. Ya bir ehliyetin ya. Var mı? Ehliyetim yok ama çok ehliyetim güzel yok, kullanıyorum. Ben çok güzel kullanıyorsun da polisi kullandırır sana. Otoparkta bir şey olmuyor. Onu sorarız, polis amcaya sorarız onu. Ama onun dışında zor. Ben çünkü trafik kurallarına uyuyorum. Tamam. Ama ben trafik cezası yedim bu arada. Ha, bu arada ben bir şey diyeceğim. Sen bana geçenki videoda dedin bir ki şey kamera arkasında sana Starbucks'tan kahve ısmarlayacağım dedin. Ne Starbucks'tan kahveymiş arkadaş? Gittin simit sarayından ısmarladın Uğur. Kızım fakirlik böyle bir şey. Beni ilgilendirmiyor. Arkadaşlar sürekli emniyet kemerimi taktığım halde şu
şurada benim cezam var. Şu cezamı çıkartır mısın? Trafik cezam var benim şurada. Ödemedim daha. Param yok. Ödeyecek. Abi yağmurlu bir havaydı, tamam mı? Ortaköy'deydik. Yanımda da bir arkadaşım vardı. Dedim ki bir anda yağmur bastırır. Emniyet kemerimi çıkartayım da 2 dakika. Hemen yağmur yağarsa üstünü kapatacağım. 30 saniye. Evet, 30 saniyeye geçti ya geçmedi. Emniyet kemerimi şöyle çıkarttım. Polis böyle yaptı. Polis amca gel. Gel buraya dedi. Büyük mü küçük mü? Abi dedim. Abi dedim. Yapma dedim. Etme dedim. Abi dedim. Vallahi 30 saniye önce çıkarttım dedim. Yok dedi kardeş. Bir şey diyeceğim. Ben keseceğim dedi. Bir şey diyeceğim. Ben keseceğim. Arkadaşlar dedi. Tahminleri yazın. Bir dahaki videoda söyleyeceğiz. Neyi? Cezayı. Yok. Şey takmama cezası 102 lira zaten. Bunu herkes bilir. 180 yazıyor burada. Cimlisine. 108 lira. Var ya 180 lira. 1000 diyecektim. Kızım ya. Durduk yere ona 80 lira geçecektim. 1080 lira ceza ödedim zaten daha önce ben. Ay Uğur geçmiş olsun. Bir bardak bira içmiştim. Sürücü cezası puan diyor 20. 20 mi? Evet bak. Ulan ya. Ehliyet gidecek yakında. O kadar bak, o kadar kurallara uymama rağmen altta ehliyetime el koydular. Göstereyim mi kameraya? Yani orada TC kimlik falan yazmıyorsa gösterebilirsin. Cezayı neredeydin? Beşiktaş Ortaköy'deydim. Zaten benim mekan burası olduğu için. Yedik cezayı. Yapacak bir şey yok. Devletimize para lazım. 30 saniyede olsa çıkartmayacaktım ortayı. Girdik iddiaya. İddiaya girdik. Evlendirme dairesine geldik. Tamam. İçeri girip soracağız. Evlendirme dairesini çekelim. Geldik bak evlendirme dairesine. Ne oldu? Kapalı demeye başladı şimdi. Kapalıdır yani. Gireceğiz soracağız. Burnuma zoomlama ya. Gireceğiz soracağız. Ama kapalıdır yani. Haksız mıyım? Bunun kötülüğü yapmak istemiyordum arkadaşlar. Bak kaşındı. Kendisi kaşındı. Arkadaşlar. Kameramızı tutar mısın? Elinde. Hadi bakalım. Arkadaşlar eğleniyoruz mu acaba? Bir dahaki videoda. Evleniyorlardı. Nerede bu şey? Evlenme dairesinin girişi. Ciddi ciddi gidiyoruz ha. Ben biraz şaka yapmıştım ama sen ne yapıyorsun? Bende şaka yok kardeş. Uğur inanamıyorum. Aha bak burası giriş. Kapalı. Gelin damat girişi diyor. Orası kapalı. Şu arabayı çekecek bir yer bulalım. Nereye çekeceğiz bu arabayı? Şuraya çek. Bak park etmişler. Amca gitsin de bir. Burada durduralım. Arkadaşlar kaşındı. Yapacak bir şey yok. Bak gözünüzün önünde resmen beni gaza getirdi. Boşanacağım. Göreceğiz. Boşanacağım abi. Göreceğiz. Mecburum yani. Tamam uzatma. Mecburum boşanmak göreceğiz. Ya. Göreceğiz. Ben evli kadın değilim diyorum sana. Bir dakika. Beni anlasana. Bana mesaj geldi. Ay, yürü, dayı yürü, dayı yürü. Şuraya bak. Yürü ceza yiyeceğiz gene. Arabaları çekiyorlar. Şuradan çekmezler. Dilancığım onun üstünde düğme var, ona basar mısın? Eğlendirme dairesinden devam edeceğiz. Şuradaki. Bir defa bas.